Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Rainbow Six Siege rehber videosuna hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde Twitch var. Her zamanki gibi öncelikle silah içeriği, gadgetleri vesaire özelliğidir. Sonra oyun yani gameplay üzerinden konuşarak videoyu sonlandıracağım. Umarım yararlı oluruz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar primary weapon'da 3 silahımız mevcut. Birisi FAMAS. Bir tanesi DMR'ı olan 417, bir tanesi de shotgun'ı. Genellikle ben FAMAS'ı kullanırım. Eskiden DMR'ını çok kullanıyordum cidden. Artık FAMAS kullanıyorum daha çok. Arada bir DMR'ına geçiyorum. Özelliklerine geçecek olursak FAMAS'ın bir mermisi 39 hasar veriyor diye yazıyor yani. Çok güçlü bence. Benim açımdan güzel yani, bayağı güzel. Medium ve orta yani. Orta ve uzak mesafede güzel bayağı. Genelde burst fire da güçlü yani. Anlık böyle burst atarak güçlü. Fire rate 980, güçlü cidden. Bir şarjöründe 30 mermisi var. İçeriğine geçecek olursak da AKOK kullanıyorum. Burası biraz yavaş açılıyor. Geldi. AKOK kullanıyorum. Flash Hider kullanıyorum. Vertical grip. Lazer yok. Flash Hider çünkü anlık burst dedim. Birazdan da sağ üstte koyarım oraya kartlara. Parasite videosu var. Oraya bakarsınız neden Flash Hider olduğunu. Burst olduğu için ben yine söyleyeyim burada. Diğer silahımıza geçecek olursak Marksman Rifle yani DMR'ımız dediğimiz, tek tek atıyor. Bir mermisi 66 hasar diyor. Çok güçlü. Bir şarjöründe 10 mermisi var. Buna tabii ki de Muzzle Brake takıyorum. AKOK takıyorum ve Vertical Grip takıyorum. Zaten genelde griplerde hep Vertical Grip'tir genel olarak. Bazılarında, bazı şeylerde Angled Grip kullanırım. Mesela neyde kullanıyordum? Eşim bir silahında kullanıyor mesela Angled Grip. Kullanabilirsiniz yani. Angled Grip'in özelliğini de anlatmıştım zaten. Zoom'dan, silahın sıkış yerinden zoom'a geçişini hızlandırır. Genelde Vertical Grip kullanıyorum ben. Muzzle Brake, AKOK. Devam edelim. Shotgun'ı genelde Twitch'te kullanmıyorum. Reflex takılı ama kullanacaksınız. Reflex takılı, grip olarak vertical grip takılı. Lazer yok. Şimdi ikinci silahlara geçtiğimizde bir P9'umuz var. Bir de revolver'ımız var. İsmi biraz değişik burada. LFP 586'dan geçiyor. Revolver diyelim biz. Revolver çok güçlü ama bir şarjöründe 6 mermisi var. Siz bilirsiniz. İster revolver ister P9 kullanın. Size kalmış bir şey. Ama ben ne kullanıyormuşum? P9. Genelde ben ikinci silahı pek kullanmıyorum normal operatörlerde. Ve size kalmış bunun tercihim. Genelde ama P9 takılı duruyor şu anda. Revolver da çok güçlü ama size kalmış yani. Gadgetlerde Bridge Charge'ımız ve Claymore'umuz var. Ben de Bridge Charge kullanıyorum genelde Twitch'te. Claymore'da kullanabilirsiniz duruma göre, oynadığınız şeye göre, map'e göre falan. Şu başka bir yerden spam pick'e çıkıyorsa, karşıdaki oyuncuya göre vesaire. Claymore'da kullanabilirsiniz. Bunların tercihi size kalmış. Hızımız 2 Twitch'te. Armor'umuz da 2. Özelliği biliyorsunuzdur zaten. Özel bir drone'u var. Drone ile lazer atıyor. Lazerle işte Jagger'ın ADS'i olsun, Kapkan'ın trap'i olsun, kameralar olsun, Volkire kameralar olsun. Bir sürü şey alabilirsiniz böyle bunlarla. Mute olsun, Bandit'in o elektrik cihazları olsun. Çoğu şeyi alabilirsiniz, kullanabilirsiniz bu konuda ya da İyi kullanıyorsanız drone'unuzu, güzel yönlendirebiliyorsanız adamları da deli edebilirsiniz şokunuzla. Bir şok 10 can götürür arkadaşlar. 10 kere vurduğunuzda adam ölür. Bir de şöyle bir durum var. Injury ise ilk sıktığınızda ölmüyor. İkinci sıktığınızda ölüyor drone'la. Bunun da haberiniz olsun bundan. Böyle dediğim gibi bir sıkışı 10. Gameplay videolarına geçelim. Onun üzerinde konuşalım orada. Evet arkadaşlar, oyun içi görüntülerle karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi Twitch nasıl oynanır? Silahları hakkında oyun içinde biraz bilgi vereceğim. Şöyle, silahı anlık burst'te çok güçlü yani. Anlık burst'ten kastım da 7-8-10 mermilik falan anlık hasarlarda cidden çok güçlü. Mesela şu an gördüğünüz bir kaç mermilik? 8 mermilik bir sıkış yaptım. Ondan sonra ikini de aldım vesaire vesaire. Tabii mesela solundakini sağımdakini görme o birazcık da sizin nasıl oynadığınıza bağlı. Hani ses iyi kasabiliyorsanız, görebiliyorsanız yani iyi görebiliyorsanız böyle killer çıkartabilirsiniz.
Şimdi ben mesela Twitch'le agresif oynayabilirsiniz. Twitch shock drone bait yapabilirsiniz. Yavaş oynayabilirsiniz. Takım arkadaşlarınıza bilgi verebilirsiniz. Bu farklı tarzlarda oynayabilirsiniz. Şimdi hepsiyle kısa kısa ilgili bir bilgi vereyim. Mesela sadece shock drone ile yani drone'unuzla vurarak takım arkadaşlarınıza bilgi verme. Mesela benim yapmışlığım var. 5 kişi oynuyorsunuz mesela. Şak drone'lasınız. İyi de yönetebiliyorsunuz drone'unuzu mesela. Hem info veriyorsunuz hem adama vuruyorsunuz. 10 canı azalıyor. Çok da sinir bozucu bir şey bu aynı zamanda yani. O drone'u bir de vuramıyorsa rakip cidden siniri bozuyor yani. Böyle bu tarz oynayabilirsiniz. Sizin drone'unuzla oyalanırken takım arkadaşınıza info verip rakibi de düşürebilirsiniz mesela. O benim drone'uma vuracak. O anlık sürede siz mesela arkadaşınıza söyleyip arkadaşınız o adamı düşürebilir. Başka bir oynayış tarzı agresif yani agresif oynayabilirsiniz. Sizin oyun tarzınıza bağlı yani. Çoğu operatörle agresif oynanabilir. Yani bununla ilgili pek bilgi verilecek bir konu değil aslında. Gene ben konuşayım da. Yani agresiften kastım bridge charge'ı koyarsınız. Hop patla zıpladığınız anda patlatıp içeri girersiniz. Bu tarz taktikler yapabilirsiniz zaten. Başka sonra az önce ilk videoda görmüş olduğunuz gibi oynayabilirsiniz. Sağdan onu düşürüp, soldan onu düşürüp. Tabii bu sizin oyunculuğunuza da bağlı. Bir de ne demiştim? Drone bait. Mesela drone'unuzu kullanıyorsunuz. Kendiniz için bu sefer söylüyorum. Mesela drone'unuzu koyduktan hemen sonra bir kere sıktıktan sonra drone'unuzu oraya koyun arkadaşlar. Adam da yakın mesafedeyse o drone'u vurma süresi içerisinde gidip onu vurun mesela. Bu tarzda taktik yapabilirsiniz. Şöyle başka ne diyeyim? Silahı çok güçlü cidden Famas. Videoda full Famas oynuyorum zaten. Görüyorsunuz ya, konuşamıyorum bazen. Bunun için özür dilerim arkadaşlar. Famas çok güçlü. Eskiden çok DMR ile oynardın. DMR'ını çok beğenirdin. Famas'ını hiç beğenmezdin. Sonra Serenity'den gördüm yani söyleyeyim. Serenity'de de göre göre çok beğendim Famas'ını. Ben de Famas oynamaya başladım böyle. Çok güzel geliyor bana yani açıkçası Famas. DMR'ı pek nadir kullanıyorum artık. DMR arkadaşlar, DMR'ı çok güçlü. DMR'da kullanabilirsiniz. Uzak mesafelerden veya yakın mesafeden de çıkabilir aslında ama uzak mesafelerden çok güzel killer çıkartabilirsiniz. Çok da sekmiyorsun DMR silahı. Bu konuda çok güçlü bir silah. Ben çok beğeniyorum DMR'ını. İsterseniz DMR'ını da kullanın. Shotgun'ına gelecek olursak shotgun'ını pek oyun içinde yani Twitch'te kullanmıyorum ama rushlayacağım diyorsunuz mesela. Hop rushlayıp belki shotgun'ını güzel şeyler yapabilirsiniz. Shotgun'ı çok güçlü çünkü. Bu Gigin diye geçiyor bunlar herhalde. Duck'ta ve Rook'ta da var. Çok güzel yani. Shotgun'da ben çok beğeniyorum Gigin diye geçen şeyi. Operatör şeyi işte anladınız siz. Bu şekilde Twitch'te oynayabilirsiniz. Drone'unuzu çok kullanın arkadaşlar. Drone'unuzla kamera alın. ADS'leri alın. Kapkan trap alın. Yani sadece adam vurmak. Mesela adama vurayım da asist alayım diye hep düşünmeyin. Tabi onu da yapın da. Çünkü puan gelir. Bir kere bile vursanız asist alabilirsiniz. Ama asıl şunun için kullanın. Takımınız için yani. Kamera alın. Volkire kamerası alın. Başka ADS alın. Hepsini bir daha tekrarlıyorum. Ama yani söyleyeyim yani. Bunlar için kullanın daha çok. Başka pek bir bilgi vereceğim aklıma gelmiyor arkadaşlar. Bu tarz oynamanızı öneriyorum Twitch'i. Yani drone'unuzu kullanarak ve çok agresif değil, orta agresif derecede kullanmanızı öneriyorum. İsterseniz çok agresif de oynayabilirsiniz. Size kalmış. Ya da diyorsanız ben abicim çok önem veriyorum galibiyete. Kazanmak istiyorum. Eğer gerekirse full drone'umla oynarım. Takıma info veririm. İşte adam yeri söylerim. Öyle oynarım diyorsanız da. Çünkü Twitch'in drone'u ses yapmaz arkadaşlar. Normal drone'lar ses yapar. Böyle kullanabilirsiniz Twitch'i. O bakımdan da güçlü. Umarım video yararlı olmuştur arkadaşlar. Başka rehber videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.